Evet, bugün size vegan sakızları göstereceğim. Sakızın da veganı mı olur diyebilirsiniz. Ama onu demek yerine yuh sakıza da mı hayvanın orasını burasını katıyorlar diyebilirsiniz. Çok normal. Bu elimde gördükleriniz Ülker markasının Oneo sakızları. Tanesi 1 lira. Bu serisi vegan. İçindekiler kısmına bakın. Eğer içindekiler kısmında sığ jelatini yoksa vegan. Hatta mail atmışlar Ülker'e. Onu da bulabilirsem şuraya çıkartırım. Demişler ki eğer içinde sığ jelatini yazmıyorsa vegandır. Bu seride vegan. Hatta naneli olanın üstünde sığ jelatini yazıyordu. O yüzden onu geri bıraktım. Ama bunlar da yazmıyor. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sığ jelatini haricinde sakızlarda dikkat etmeniz gereken şey sakız mayası. Sakız mayası genelde hayvansal kaynaklı olabiliyor. O yüzden firmaya danışmak en sağlıklısı. Hatta bu marka dışında Brooklyn diye bir marka var. Onu da şuradan gösteririm. Ona da vegan diyorlar. Ama ben emin olamıyorum. Çünkü firmaya mail atmışlar, cevap gelmemiş. O yüzden onu sizinle paylaşmadım. Bim sakızları için de vegan diyorlar. Ama ona da işte mail atılıp geri cevap gelmediği için kesin bir şey söyleyemiyorum. O yüzden biz bunları deneyelim. Ben 1,5 yıldır veganım. En özlemediğim şey sakız. Yanımda çiğnemesinden de nefret ederim. Ben de çiğnemeyi sevmem. Size gösterme amaçlı çekiyorum bu videoyu da. Bakalım deneyelim. Aslında bunun bir yan çeşidi vardı da ben sadece bu 3 çeşidini bulabildim. Yani bir de naneliği bulabildim ama işte dediğim gibi onun içinde sığ jelatin vardı, o yüzden almadım. Ama sizin orada varsa bir içindekilere bakın. Ona göre satın alın. Şimdi tatlarına bakalım. Şöyle hemen limonluyla başlayayım. Şöyle önden göstereyim. Fiyatı yazıyor 1 lira. Şöyle içindekilere de bakabilirsiniz yine. 7 tane varmış. Şekersiz diyor. Şurada açılma yeri var güya ama. Ha, şöyle açılıyormuş. Hemen şöyle paketini açayım. Şu an fark ettim. Benim limona karşı zaafım var ya, ondan hemen limonluyu açmak istedim galiba ama normalde böyle tatlandırıcı şeylerde limonu sevmem. Buram buram limonata gibi kokuyor, böyle tatlandırıcı limonu. Hani şey var ya, böyle hazır limon suları, onun gibi kokuyor. Hemen bir tadına bakayım. Bu şey gibi ya. Hazır bitki çayları var ya, böyle limonlu falan. Onun gibi. Limonu çok sevmeme rağmen bunu çok sevmedim. Hemen şeftaliliğe geçiyorum. Şöyle. Bunu da açmaya çabalıyım. Şöyle şurada bir şey var. Oradan açıyorum. Şöyle bunu da pakette aynı havalı bir şekilde tükettikten sonra şöyle kapatıyorsunuz şuradan. Ama bunu kapatamadım. Ha, kapattım. Bunu da bir tadına bakalım. Bunun tadı neye benziyor biliyor musunuz? Şeftalili ice tea. Neredeyse birebir aynı. Eğer şeftalili ice tea severseniz bunu da sevebilirsiniz. Şekersiz diyor ama herhalde tatlandırıcı falan kullanmışlar. Yazıyor zaten. Şurada tatlandırıcılı diye. Gerçekten de o tatlandırıcı tadını alıyorsunuz. Bu da idare eder bence. Şimdi en favori olabilecek çeşidi önümde. Onu da göstereyim hemen size. İçindekileri de buradan bakın. Yine açma çabalarım. Artık tırnaklıyorum. Şöyle hemen. Uuu, çok güzel karpuz kokuyor. Böyle hafiften bir naneli gibi sanki. Ay, koparttım. Hemen tadına bakalım. Evet, bence en iyisi bu. Yani en azından tattıklarım arasında en iyisi bu. Tadını tarif edeyim. Hani bildiğiniz karpuzlu sodalar vardı ya. Hatta karpuz çilek. Sadece karpuzlu bilmem ne. Oh, meyveli soda tadı. Aynı. Karpuz aroması birebir bunda. Beğendim. Ve hazır sakız videosu çekiyorken şanındandır hemen balon yapmaya çalışalım, bakalım olacak mı? İkinci sakızı da yutayım. Bundan balon olmayacak galiba. Üçüncü sakızı da atıyorum.
Evet, ben ancak bu kadar balon yapabiliyorum. Siz marifetinize göre daha da büyük balonlar yapabilirsiniz sakızda. Göstermesi benden, çiğnemesi sizden. Evet, puanlamaya geçelim. Buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Çünkü beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı ki ben limon çok severim, biliyorsunuz bunu, çok iyi biliyorsunuz. Ama o kadar sevmedim. Ama çok kötü de değil. 6 işte, tam 6'lık. Şeftaliliğe de 10 üzerinden 7 veriyorum. Hadi gene iyisin. Yani iced tea şeftali sevenler için iyi. Ben de az çok severim iced tea şeftaliyi ama çok da sevmem. Orta düzey. Alınmayacak gibi de değil. Alınır. Böyle arada çiğnenir. O kadar. Ve favorim olan karpuzluya 10 üzerinden 9 veriyorum. Mükemmel değil ama güzel. Tek sıkıntısı tatlandırıcı olması için de. Onun dışında gayet iyi bence. Eğer nanelisi de vegan olsaydı ona yüksek ihtimal 10 üzerinden 10 verecektim. Çünkü gerçekten naneli sakız özledim. Neyse, bu da böyle bir video oldu. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bye bye. Bu sakızı çiğnerken de aklınıza ben geleyim. Balon patlatırken falan böyle. Hadi bye bye.